Bunu aslında daha önce kısa video olarak çekmiştim ama çok ilgi gördüğü için uzun uzun anlatmak istiyorum. Sağlıklı bir metabolizmanın 7 işareti. Eğer birazdan sayacaklarım sizde varsa metabolizmanız muhtemelen sağlıklıdır. Sağlıklı bir metabolizmada benim olmazsa olmazlarım arasında birinci sırada açlık kan şekeri geliyor. Yüksek karbonhidratla beslenmeyen, düzenli egzersiz yapan, stres yönetimi iyi olan, bel çevresi yağlanmayan bir insandaki açlık kan şekeri muhtemelen 88'in altında olacaktır. Benim favorim açlık kan şekerinin 74 ila 88 arasında olması. Gidip laboratuvarlardaki referans değerlerine bakmayın. Bunlar bizim için geçerli değil. Baktığınız laboratuvar çıktılarında kan şekeri değerinin 70 ila 107 arasında olması normal kabul edilebilir. Ama biz yüzün üzerine zaten patolojik patoloji kabul ediyoruz. İdeal ise 74-88 arasında olması. İkincisi trigliserit. Trigliserit değeri yüzün altında olmalı. Hocam ben doktora gittim benim 400 geldi ama bana ilaç vermedi. İlaç başlamak için sınır genellikle ısrarcı bir şekilde 500'ün üzerinde olmasıdır. Ama biz trigliseride kolay kolay ilaç başlamayız. Kişi pankreat geçirmemişse, ciddi bir kalp damar hastalığı yoksa genellikle trigliserit için ilaç vermeyiz. İlaç vermememizin nedeni trigliseridin önemsiz olması değil. Tam tersine çok önemli yaşam tarzı değişikliğiyle çok iyi bir şekilde düştüğü için biz ilaç vermiyoruz. Açlık trigliserit düzeyi 300'ün üzerinde olan bir birey yaklaşık bir aylık bir protokol ile bunu yüzün altına rahatlıkla çekebilir. Trigliserit değeriniz ideal olarak yüzün altında olmalıdır. Üçüncüsü insülin. Yüksek karbonhidratı beslenen bir bireyde açlık kan şekeri ve insülin genellikle beraber yükselir. İkisinin beraber yükselmesi insülin direnci anlamına gelir. Homa iri adını verdiğimiz değer 2.5'un üzerinde ise bu kişide insülin direnci var anlamına gelir. Eğer açlık kan şekerinin 100'ün üzerinde Açlık insülin seviyesi onun üzerinde ise homa eri değeriniz 2.5'un üzerinde çıkacaktır. Biz açlık insülin seviyenin mümkünse 8'in altında olmasını istiyoruz. En azından onun altında olmalı. Ama açlık insülin seviyesi 8'in altında olması ciddi olarak sağlıklı olduğumuzu destekler. Dördüncü sırada bel çevresi geliyor. Bel çevresi erkeklerde 88 santim, kadınlarda 84 hatta ideal olarak 80 santim altında olmalı. Bel çevreniz genişliyorsa riskiniz artıyor demektir bel çevresi yağlanma, karaciğer yağlanması ve iç organ yağlanması ile direkt olarak ilişkilidir. Bel çevrenizi eritmek istiyorsanız daha önceki videolarımızdan destek alabilirsiniz. Bel çevresi genişlemesini istemiyoruz. Bunlar hastalığa zemin hazırlıyor. 5. sırada HDL seviyesi geliyor. İyi kolesterol erkeklerde 50, kadınlarda 55'in üzerinde olmalı. Türk toplumda genel olarak iyi kolesterol seviyesi çok düşük ve biz bu konuda çok muzdaribiz. Bu yüzden riskli bir toplumuz. Biz HDL kolesterol seviyesini iyi bir egzersizle ve yaşam tarzı değişikliğiyle %50 oranında arttırabiliyoruz. HDL kolesterolü nasıl arttırırız onu da buraya bırakıyorum. Lütfen izleyin ve HDL kolesterol seviyenizi erkeklerde 50, kadınlarda 55'in üzerinde tutmaya çalışın. Ve son olarak yedincisi 3 aylık kan şekeri ortalaması. Bugün için açlık kan şekeri değeriniz çok düşük gelmiş olabilir. 2-3 gündür hiç karbonhidrat tüketmemişsinizdir. Şekerden tamamen uzak kalmışsınızdır o günkü açlık kan şekeri düşük gelebilir. Ya da şekerle ilgili bir ilaç kullanıyorsunuzdur. O günkü açlık kan şekeriniz düşük gelebilir. Ama sağlığınızı gösteren diğer bir parametre daha var. 3 aylık kan şekeri ortalaması. Yani hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C'nin laboratuvar parametrelerinde 6.5'ün üzerinden patolojik olduğunu gözükmese bakmayın. Biz bunu 5.4'ün altına altınıtmak istiyoruz. Hatta ideal olarak 4.8 ila 5.0 civarında kalması en iyidir diyebilirim. Biz koruyucu protokolde hemoglobin a 1 asla ama asla 5.4'ün üzerinde kalmasına izin vermeyiz. Biz biraz daha sıkı yaklaşırız. Hastalıkların riskini azaltmak istiyoruz. Özellikle 6.0'ın üzerinde olması zaten prediabet yani gizli şeker anlamına geliyor. Eğer siz de metabolizmanın sağlıklı mı değil mi merak ediyorsanız kan sonuçlarınızı karşınıza alın ve bu değerleri inceleyin. Bu değerlerde 7'de 7 yapıyorsanız muhtemelen metabolizmanız sağlıklıdır. Değerlerinizin kaç çıktığını yorumlara yazarsanız ben de görme şansına erişmiş olurum. Hoşçakalın.